Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci bugün sona erdi. İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşme genelgesiyle birlikte birçok kente hareketlilik yaşandı. Peki kademeli normalleşmenin ilk gününde Ankara'da neler yaşanıyor? Kademeli normalleşme sürecini Ankaralılara sorduk. Bence normalde doğru ama yanlış olan şu var. 17 günlük kapanma kimseye yaramadı. Yani sadece trafikte denetleme var. Yani sokak araları zaten parklar, marketler, insanlar ekmek alıyorum, su alıyorum diye çıkıyor. Hiçbir şey yok yani, hiçbir önlem yok. Herkes dışarıda. İşe bile gidip gelirken biz hani tereddüt içinde gelip gidiyoruz otobüslere falan ama bakıyorum ki gençlik tamamen sokaklarda yani. Grup halinde çocuklar parklarda, gençler. Yani hiçbir işlem, bir önlem yok. Şu ana kadar atılan adımlar çok doğru. Yerinde alınan kararlar inşallah olumlu sonuç verir yani. Onlar biraz da dikkat ederse, genelde şöyle bakıyor sağa sola, dikkat etmiyorlar. Maske olsun, mesafe olsun, dikkat etmiyorlar. Etmedikleri müddetçe bu da aksi yönde tesir ediyor yani. Kesinlikle doğru değil. Hiç iyi değerlendirmiyorum. Hiçbir işe yaramadı. Zaten herkes dışarıdaydı. En basitinden Beşiktaş maçının şampiyonluğunda da herkes dışarıdaydı. Kutlamalar oldu. Kutlama şampiyonluk olmayacak dedi. Oldu. Hiçbir şekilde bir işe yaramıyor. Herkes izin alıp çıkıyor. İşte bir tanıdıkları oluyor. İzin alıyorlar, çıkıyorlar. Kesinlikle hiçbir işe yaramadı. Düştüğüne de inanmıyorum. İşte hani 11 bin, en son 11 bin çıktı vaka sayısı. Kesinlikle yalan. Zaten 50-60 bin de yalandı. Her şey yalan yani. Hiçbir şekilde inanmıyorum. Önlem alınmasın artık. Çünkü zaten hiçbir işe yaramıyor. Artık insanlar bence çıksın dışarı. İşte nasıl diyeyim, her yer açılsın, kafeler açılsın. İnsanlar para kazanamıyor. Devletin de yardımı olmuyor kazanamayan insanlar. Zaten kapatsan da bitmiyor korona. Kapatmasan da bitmiyor. O yüzden bence artık her yeri açsınlar. Ne olduğuna bir baksınlar yani. Artık komple açsınlar. Turizm mesela, turistler geliyor, geziyor. Onlara korona bulaşmıyor da bize mi bulaşıyor korona? Saçma geliyor. Hani kapanma yaşanıyor ama sonrasında her şey normalleşiyor. Ve hani 9'a kadar yasak, 9'dan sonra yasak başlıyor. Zaten insanlar 9'a kadar gezeceği yeri geziyor. Hani bulaşacağı varsa bulaşıyor. Hani saat olarak ben çok saçma buldum saati. Hani tam gün olabilir açılma olarak. Bir kere tam kapanmanın adını bir koymakta fayda var. Bu bir tam kapanma değildi. Tam kapanmada benim bildiğim kadarıyla insanlar herhalde 16 milyon küsür çalışmakta olur insan, işine gitmemeye başlar. O nedenle 17 günlük bir tam kapanmadan söz etme şansımız yok. Her şeyden önce aşının mutlaka gelmesi lazım ve aşının insanlara bir an önce yapılması lazım. Ben Sayın Sağlık Bakanı Beyefendinin söylediği gibi günlük 1,5-2 milyon doz aşı kapasitemiz var, aşılama kapasitemiz var dediğine hiçbir zaman inanmadım. Zaten bunu son zamanlardaki aşılanma oranı da gözüküyor. Çok ciddi bir 17 gün kaybettik. Aşımız olsaydı bu dönemde, insanlar aşılansaydı çok iyi olacaktı. Bana göre 1 Haziran'dan sonra Süleyman Soylu Beyefendinin ve Tayyip Erdoğan Beyefendinin bugüne kadar sürdürdüğü her şey aynı şekilde devam edecek. Çünkü artık Haziran sonrası turizm sektörü, turizm sezonunu kaybedemeyiz. O nedenle ben tekrar bir kapanmaya ya da İşte belki hafta sonları, belki o da kademeli olacaksa cumartesiler iptal olup belki sadece pazar günleri olacağını, akşamları sokağa çıkma yasağı olacağını düşünüyorum. Başka herhangi bir şey olacağını sanmıyorum ama biz bu yazı da kaybettik. Muhtemelen sonbaharı da kaybettik. İnşallah kışın bir sürü bağışıklığı kazanmış oluruz aşılanmayla birlikte. Vallahi ben şimdi dolmuştan indim. Dolmuşta 20 kişi ayaktaydı. Yani bunun bir önlemi yok ki. Dolmuşa 20 kişi binerse ne olacak? Bu zaten bulaşacak. Ya şimdi indim dolmuşta. Gittim polise de şikayet ettim. Hatta kamera görüntüsü de var, al çektim. Yani bunu önlemi, millete kapatıyorsun. Adam otobüse dolmuşa bindiriyor, üst üste zaten bulaşacak. Boşuna kapatıyorlar yani. Bana göre hiç önlem yok. Aşımın birini vurdum, vurundum. İkinci aşıya sıra bekliyorum. Giriyorum. Yok. Aşı olursa belki kurtuluruz. Aşıdan başka önlem yok. Biz dinliyoruz her gün televizyonu. Her gün dinliyoruz. Aşı yapılırsa kurtulacak millet. Yoksa başka türlü böyle vatandaş dinlemez yani. Çünkü önce karnını doyuracak. Adam işe gidecek yani. Neyle gidiyor bu adam? Bir minibüse biniyor, 20 kişi biniyor. Servise biniyor, 20 kişi biniyor. İşe gidiyor, 20 kişi biniyor. Yani bunu önlemek mümkün değil yani. Aşı vurulursa önlenir. Çalışana aşı vur.
Evde 65 yaşındakine vurma. Bana vursan ne olacak? Ben evdeyim zaten. İşe giden adama vur aşıyı. Orada gidiyor, getiriyor eve. Biz evde durup dururken hasta olmayız ki.